Bu sadece birinci çeyreğe mi işaret yoksa ikinci yarısına kadar mı? Yani, yani Temmuz ayına mı yoksa Mart sonuna mı sence işaret etti orada Cumhurbaşkanı Erdoğan? Yani, ya yani bu çünkü seçimlerle ilgili de bize bir ipucu veriyor bence. Yapılan bu zam oranı ve bu söylemler aslında seçimlerin hani ne zaman olacağına yönelik de yani aslında bize seçimler bir ipucu. herhalde Mayıs ayı gibi ağırlıklı bir görüş var Mayıs ayına kadar. Mayıs ayına kadar da Üçün, o zaman ekstra şey dışarı dışarıda bir gelişme olmazsa enflasyonda bir düşüş trendi de var. Yani bir döviz çıkışı, bir dışarıdan bir kriz olmazsa, e, yani e, bu ücret ilk 3-4 ay işte böyle geçiştirilebilecek gibi görünüyor. Muhtemelen bu konu iktidara yeni gelecek olan ya da yani kim gelecekse eğer onun problemi olacak. Yani artık yeniden bir artış yapılması gerekiyorsa yeni hükümetin e, şey olacaktır bu. Karar e, olacak. olacaktır diye tahmin ediyorum. E, dolayısıyla yani hazirandan önce hani böyle bir gelişme olmayacaktır diye düşünüyorum ben ee, öncesinde bir beklentim yok yani eğer o zaman Mart'ta tekrar zam yapılacaksa o zaman e, iki aydır neden hani e, bunu konuştuk e, üç ay için e, seçimlere miydi. yakın bir kez daha bir yükseltme olur mu diye benim hep aklımın bir köşesinde yani bilmiyorum ben beklemiyorum açısı öyle söyleyeyim sana çünkü bu işin bir tarafında e, her ne kadar e, asker seçmen o, seçmese e, %37. Gel <laughs> evet, burada gösterdi. E, yani bir de Şakamsan. bunun işveren tarafı, i̇ş tarafı onlar da var. esnaf tarafı da var. Onlar da seçmen. Dolayısıyla hani karşılıklı hani kim galip gelir dersen hani bir şekilde ortada kalmış gibi görünüyor. E, ya yani açcası ben seçimlere bağlanmasını da doğru bulmuyorum. Ya yani insanlar emeğini alıyorlar. Tabii bu bir sosyal ya bir endikatör diye o bir üzülüyorum gösterge yani, yani. Bu yani oranda zaman, yapılması üzülüyorum. bir gösterge i̇nsanlar olabilir mi? İnsanlar çalışıyor 30 25 gün. Emeklerini e, karşılığını almaya çalışıyorlar. Sonra bu karşılık içinde böyle beklenti içinde olmaz böyle bir şey. Yani kimse kimseye borç vermiyor. Yani emeğinin alın terinin karşılığını ki. veriyor. Yani neden bahsediyoruz biz? Yani ve bunun farkında değiliz herhalde. Yani e, o yüzden de e, sendikalar da bana kalırsa bu konuda yeteri kadar lütufta bulunuyor Bir gibi davranıyor kimi işveren sendikaları, kimi işçi sendikaları da neyin hakkını savunduğunun farkında değil. Yani dolayısıyla o yüzden bana kalırsa bu konuyu e, yani herhalde o, okullarda çalışma ekonomisi dersi gerekiyor gibi geldi bana liselerde falan. Yani öncelikle biz bu maaşı niye alıyoruz? Neden alıyoruz? Nasıl? Kaç gün çalışıyoruz? Haklarımız ne? Falan gibi biz bunları üniversite gördük. Ee, ve Eskiden gerçekten vardı de, vatandaşlık bilgisi dersleri vardı orada. Oralarda ufak ufak anlatılırdı, anlatılırdı. Ufak, ama ufak, evet. lütfen anlatasın bunlar lisede. Yani lise e, okuyan gençler bir şekilde e, e, çalışma hayatındaki haklarını bilsinler. Çünkü hayatlarının geri kalanında tamamında bunu uğraşacaklar. Emeklilikle uğraşıyor insanlar. Emeklilik haklarını bilmiyorlar. Bunları kabaca lisede illa sınavda sormak zorunda değilsiniz. Ama hani sonrasında bilgi, da da kötü olmaz bu gibi. arada. Hayatta daha bir faydalı bir bilgi var mı yani hayatın geri kalanına çalışacak insanlar için? Hı hı. Ee, bu bilinç düzeninin oluşması açısından eğer belki işçi olmayacak, patron olacak. O zaman da lazım. O zaman da lazım. O lisede o eğitimin verilmesi lazım. Çünkü maalesef insanlar yani e, bunun tam olarak e, ne ifade ettiğini bilmiyorlar. Evet bir de finansal okur yazarlığın da bence evet, öğretilmesi gerekiyor. Evet Bu da, ayrı Okullarda bir şey, da ayrı bir şey. Bunlar ne anlama Bunlar, geliyor? Tabii ki. Nasıl yorumlanacak? Cebimdeki tabii ki. para nette ne kadar? Tabii ki. Önümüzdeki aylarda bunu nasıl yönetebilir? Evet. Bunların da belki temel olarak anlatılması gerekiyor. Şimdi Nurettin Nebati'nin önce bir e, sözü vardı. İstersen ona da bakalım. Sonra muhalefetten gelen tepkilere de bakalım. Açıklanan Hı. asgari ücretle ilgili. Şimdi Nurettin Nebahat Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati %24.9 olarak öngördüğümüz 2023 yıl sonu enflasyon oranının oldukça üzerinde bir seviyeye tekabül etmektedir. Bir yandan vatandaşlarımızın refahını gözetirken diğer yandan da üretim çarklarının ülke ekonomimizin potansiyelini üst seviyelere taşıyacak şekilde işlemeye devam etmesini sağlıyoruz dedi. Şimdi bu açıklamada benim dikkatimi çeken şu oldu. 2023 yıl sonu enflasyonuna işaret ediyor Nurettin Demati. O da %24.9. Halbuki bizim asgari ücretle hep konuştuğumuz geçmiş senenin enflasyonu e, oranında bir telafiden biz bahsederken bir tane de gelecek senenin enflasyonuyla kıyaslama yapılıyor. Ya, normal şartlarda, Ama geçmişe yönelik o erimeyi telafi evet, etmeden nasıl bahsedebiliriz bundan? Normalde finansal bir enstrümanda yatırım yaptığın zaman biliyorsun reel faiz hesabı yapılır. Reel faiz de aslında beklenti enflasyonla sağlayacağın getiri arasındaki farktır aslında biliyorsun. Dolayısıyla böyle bir yaklaşım bu. Ama şimdi ben şu an şöyle söyleyeyim. Matematik olarak, matematiksel olarak %24, %23 rakamlara gelmek mümkün. Bundan sonraki her ay, Ocak yani Aralık ayı enflasyonu dahil %1-1,5 arasında bir artış olursa aylık olarak Endeks evet sadece %1. Sadece %1. Her ay %1 yine artarsa sadece. Eee yıl sonuna geldiğimizde 21 oluyor, 22 oluyor enflasyon. Ama mümkün Çünkü bu bu varsayım. Şöyle eğer şimdi matematiksel olarak mümkün. Matematik endeks olarak. olarak mümkün de endeks de. Çünkü bu bir endeks. Her ay artırıyorsunuz %1, %1, %1. Sonra böyle aşağı doğru salınıyor. Geliyor 20 lira iniyor. Ya şimdi tamam da yani eee geçen sene kim bilebilirdi atıyorum işte bir Ukrayna Rusya savaşının Şubat ayında patlak verebileceğini vesaire. Yani şimdi bilinmeyen pek çok ha, bunu, faktör yap, var bunu mı yaptığınızda yüzde bunu yüzde yaptığınızda %1 %1 %1 olduğunda acaba büyüme olacak? Mesela %1 büyüdü diyelim ekonomi. Bu kadar böyle sıcak bir ekonomi. 85'ler enflasyon var. Ateş çıkmış 85'i. E. Buradan buraya nasıl olacak bu? Yani hani böyle el freni çekmek gibi bir durum söz konusu olması gerekiyor. Şimdi o yüzden matematik hesapları hayatın olağan akışına e, Lak e, doğru yani paralel olup olmadığına bakmak gerekiyor. Yoksa ha sabitlerseniz bundan sonra böyle açacağız derseniz o ayrı bir şey. Ama bunu yapmıyorsanız e, buna göre artış yapmak çok doğru değil. Çünkü öbür türlü zaten bu arada hani şu değil ki bu yani böyle muazzam bir rakam vardı ortada hani fazladan para veriyoruz gibi söz konusu değil ki. Zaten bu aslında bugün minimum yaşam giderlerini karşılayabilecek rakamların altında bile. Refah payı bile yok. Ya yani şöyle söyleyeyim. Bir, bir tek çalışan diye varsayalım, bekar bir çalışan, bu maaşı alıyor, İstanbul'da yaşamaya çalışıyor, 6 bin lira da kira ödeyecek, üstüne de ne yapacak? O kadar. Yani e, onu düşünelim sadece. Yani muhtemelen hani böyle... E, tek başına da kalamaz ki bekar bir insan zaten 8500 an, lira alsa ancak iki bekar insan birlikte yaşıyorsa. İşte onu söylemeye çalışıyorum. Ama normali bu mu? Kirayı karşılayabilirsin. Normal yetişkin insanların kendi kendine yaşamaları gerekiyor değil mi? Hı hı. Öğrenci değil hala. Yani hem çalışıp hem böyle komün şeklinde yaşayacak hali yok ki. Yani olmaz. Dolayısıyla bu rakamı bir gözümüzde büyütmeyelim. Bu rakam normal yaşam koşullarının en altının da altında olan seviyeler bunlar. Yani geçtiğimiz senenin açlık, geçtiğimiz senenin diyorum en son açıklanan açlık sınırının biraz üzerinde. Bakalım ne açıklanacak önümüzdeki Doğru, aylarda? Artarak gidiyor sonuçta. Yani o da artıyor. O yüzden, açlık sınırı yani, da artıyor. Belki başa baş bir... Evet. Yani bugün yani Temmuz'dan Temmuz'dan daha farklı bir yerdeyiz. Onu söylemek gerekiyor. Yani Temmuz'da enflasyon 85 değildi bir kere. E, dolayısıyla tüm zamlar yapılmamıştı. Dolayısıyla Temmuz'da e, getirilen rakam e, kamuoyunda yansıması itibariyle çok daha pozitif bir mesaj vermişti. Oradaki tablo çok daha güzeldi. Oradaki tabloda hem TİSK hem Türkiyeş tüm sendikalar temsilcileri gülüyordu. <gülüyor> bir yerdeydi. Daha iyi bir noktadaydı. Bugün ki dünkü tablo ise tam öyle değildi. Dünkü tablo bir parça dayatılmış bir tablo gibi ortaya çıktı. Her yine de hani yine 20 yılın en yüksek dolar bazında art, e, rakamına ulaşılmış olmuş olsa bile ben hani e, aynı birebir karşılaştırdığımız zaman temmuzun daha iyi fotoğraf olduğunu keşke aynı fotoğrafı dün de görebilseydik diye düşünmek istiyorum.